Merhabalar, bugün sizlere Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan tarımsal ürün fiyatlarının yıllara göre değişimine yer veren bir konuşma gerçekleştirmek istiyorum. Çiftçiler ne ekeceklerine karar verirken geçen yıl piyasada oluşan fiyatlar önemli bir belirleyici olabilmektedir. Hatta tarım ekonomisinde örümcek ağı teoremi tam da bize bu noktayı işaret etmektedir. Örümcek ağı teoremi nedir diye merak edenler için daha önce hazırlamış olduğum bu videoyu dikkatlerine sunmak istiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere dayalı bu konuşmamda büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları ve hayvansal üretimin yıllara göre değişimini grafikler üzerinden yorumlayacağım. İlk olarak büyükbaş hayvan fiyatlarından başlayacak olursak bu grafikte de görüldüğü gibi 2021 sonrasında ciddi bir artış olduğu görülmekte. 2021 ve 2022 yıllar arasında fiyatı en fazla artan yerli sığır olup %85'lik bir artış gösterirken kültür melezi sığırda %76'lık bir artış, kültür ılkı sığırda ise %79'luk bir artış olduğu görülmektedir. Küçük başta durum nedir dediğimiz zaman 2017 sonrası değişim incelendiğinde 2017 ile 2022 yılları arasını incelediğimizde fiyatı en fazla artan %245 ile yerli koyun olurken fiyatı en az artan ise %190 ile koyun merinos olmuştur. Tiftik keçisinin fiyatında ise %196'lık bir artış gerçekleşmiştir. Hayvansal ürün fiyatlarını gösteren bu grafik büyükbaş ve küçükbaş hayvan süt fiyatlarını bize vermektedir. 2019-2023 yılları arasında fiyatı en fazla artan %531'lik bir artış ile inek sütü olurken fiyatı görece daha az artan %434 ile koyun sütü olmuştur. Et fiyatlarında durum nedir dediğimiz zaman sığır ve manda eti ile koyun ve keçi etini gösteren bu grafikte sığır ve manda etinde %100'lere varan bir artış gerçekleşmişken koyun ve keçi etinde ise %176'lık bir artış gerçekleşmiştir. Seçilmiş hayvansal ürünleri gösteren bu grafikte yumurta, bal ve tiftiğe yer verdim. Özellikle 2020 yani pandemi sonrasında fiyatlarda hızlı bir artış dikkati çekmektedir. En fazla artış %546 ile tiftik olurken en düşük fiyat artışı ise bu ürünler arasında balda olmuştur. O da %309'luk bir artış gerçekleşmiş. Kümes hayvanlarını gösteren bu grafikte 2021 sonrasında yumurta tavuğu, et tavuğu yani broiler ve kaz eti fiyatında %200'lerin üzerinde bir artış gerçekleştiği görülmektedir. Meyve fiyatları yıllar itibariyle değişimini gösteren bu grafikte ise bazı seçilmiş ürünlerde nasıl bir değişim olduğunu görmekteyiz. İğde fiyatı 2021-2023 yılları arasında %411 artmış, iğdeyi aynı yıllar içerisinde %380 ile armut takip etmiş, antep fıstığı ise aynı yıllar içerisinde %375'lik bir artış gerçekleştirmiş. Bu yıllar arasında en düşük fiyat artışının gerçekleştiği ürünlerden birisi de çay olmuş. Çaydaki fiyat artış oranı ise %180 olmuş. Sebze fiyatlarının değişimi gösteren bu grafikte 2020 sonrasında 2020-2023 yılları arasında en fazla fiyat artışının gerçekleştiği ürün %816 ile acur olurken acuru %777 ile salçalık biber, bunu ise %750 ile domates takip etmiştir. Yaklaşık %300'lük bir artış oranının gerçekleştiği ürünlerden birisi pazı olmuş, bir diğeri ise roka olmuş. Tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde peki fiyatlar nasıl değişmiş dediğimiz zaman
Bu grafikte de verildiği üzere %521 ile en fazla fiyat artışının gerçekleştiği ürün nohut olurken, buğday ve arpa fiyatları 2020-2024 yılları arasında sırasıyla %408 ve %389'luk artış olduğu görülmektedir. Bu grafikler sonuç olarak bize tarımsal üretimde, planlamada piyasa fiyatlarının şeffaf bir şekilde bilinmesinin tarımsal ürün planlamasını kolaylaştırıcı olması bakımından çok hayati öneme sahip olduğunu göstermekte. Özellikle gelecek yıl çiftçilerin ne üretmesi, ne ekmesi gerektiğine karar vermelerine piyasa fiyatları önemli bir belirleyici rol almaktadır. Dolayısıyla arz ve talep dengesini piyasada oluşturmak bakımından bu tarımsal ürün fiyatlarının TÜİK tarafından yayınlanmış olması oldukça isabetli denilebilir. Bu çalışmayı yayınladığından dolayı TÜİK'teki tüm çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.